Yeş Yaşam'ın unutulmaz güzellerinden değerli oyuncu Hale Soygazi ile öğle yemeği sonrasında yaptığımız röportaj var sırada. 66 yaşındaki ünlü oyuncu göz kamaştıran güzelliğinin ve sağlıklı yaşının sırlarını Magazin 8'e anlattı. Der kızım, gör bak, iki vakte kadar sana kısmet çıkmazsa bana da Yasemin demesinler. Yıllara meydan okuyan bir güzelliğe sahip olan Hale Soygazi, sağlıklı yaşam sırlarını Magazin 8'e anlattı. İşte çok unlu, şekerli gıdalar yememeye çalışıyorum. Yoğurt, yumurta, sebzenin organiğini alıyorum. Değerli izleyenler, Türk sinemasının büyük değerlerinden Hale Soygazi yakın bir arkadaşıyla yemekte. Olur olur, bal gibi olur. 1972 yılında sinemada oyuncu olarak meslek hayatına başlayan Hale Soygazi'nin her zaman olduğu gibi zarafeti üzerinde. Kim, söyle kimdi, kimdi o, beni neden kandırdın? Hale Soygazi yemeğini bitirdi ve yanına gittik. Uzaktan gizli gizli çektiniz yani. Ama siz her zamanki gibi naif ve kibar gözüküyordunuz. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Değerli oyuncu her zamanki gibi kibar ve sevgi dolu. Süt kardeşler Bihter rolündeki gibi aynı ürkek tavırları üzerinde. Bihter kızım, gör bak, iki vakte kadar sana kısmet çıkmazsa bana da Yasemin demesinler. Ünlü oyuncu Ege taraflarında huzurlu bir tatil yapmış. Yunan adasına gittim, Ayvalık'a gittim öyle. Denize girdik, geldik. Dinlendik, gezdik yani. 66 yaşındaki oyuncu yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırrını açıkladı. Kendime bakıyorum, spor yapıyorum, az yemeye çalışıyorum. Öyle, başka özel bir şey yapmıyorum, çok özel şeyler. Yok zaten insanlar spor yapıp az yiyince yani fit olabiliyor. Herhangi bir beslenmeyle ilgili yaptığınız bir şey yok herhalde. İşte çok unlu, şekerli gıdalar yememeye çalışıyorum. Arada yiyorum ama yani hiç yememek diye bir şey yok. Ama öyle her gün değil. Hale Soygazi organik besleniyormuş. Zaten organik alıyorum eve. Yani yoğurt, yumurta, sebzenin organiğini alıyorum. Organik iyi şimdi. İnsan içi daha rahat oluyor. Hani kimyasallar, kimyasal ilaçların falan olmadığı bir şey yemek daha iyi. Geçen yıl Kaderimin Yazıldığı Gün isimli dizide Özcan Deniz'de rol almıştı Hale Soygazi. Kışın yeni projeleri değerlendirecekmiş. Bizim şu havalarda zaten ben çekim yapmak istemem. Çok sıcak. Kışın bakacağız. Televizyona hala sıcak bakıyorsunuz değil mi? Çok iyi bir şey olursa, çok güzel, çok içime sinen bir şey olursa. Yoksa gerek yok. Yoksa yani ille bir dizi yapayım diye bir çabam yok, isteğim yok. Uyarsa. Hay Allah! Sevinç'ten tanıştırmayı unuttum. Bu benim süt oğlum Şaban. Bihter de damadımın kardeşi. Efendim, Yeşilçam yıllarıyla devam edelim. 70'li yıllarda çoğu oyuncu sete kendi evinden kostümler getirir, kadın oyuncular kendi saçını, makyajını kendileri yaparmış. Ben 70'lerin sonunda sinemaya geçtim. Evet, öyle bir düzen vardı. Sonra bu da değişti. Kendine has bir üslubu vardı. Tabii ki makyaj yapan, saç yapan insanlar vardı ama çok profesyonel sette sürekli istihdam edilen kalemler değildi onlar. Şimdi böyle bir sanat, makyör, makyöz, kuaför mutlaka olması gerekiyor. O yıllardan kalma bir alışkanlık olsa gerek, sıradan bir öğle yemeğinde dahi Hale Soygazi'nin gözlüğü, elbisesi, saçları ve ayakkabısı çok uyumlu, fark etmişsinizdir. Hale Soygazi birçok Ertem Eğilmez filminde de rol alan bir isim. Usta yönetmeni de bu vesileyle anıyoruz. Ekipçe çok eğlendiğimiz, çok keyif aldığımız filmlerdi. Ertem Eğilmez ekibinin farklı bir doğası vardı. İlahi Ramazan Bey. Benim hakiki adım Şaban. Şaban? Evet, Şaban. Düştüm. Aradan uzun yıllar geçti. Bazı filmlerini ekranda görünce bakın hangi duyguları yaşıyormuş Hale Soygazi. Yıllardır seyretmediğim bir filme denk geliyorum, çok hoşuma gidiyor. Çok keyifli ve merakla seyrediyorum, ne yapmışız, ne olmuş. Çok keyifli oluyor. Her şeyin olacak. Hiç rahatsız olmayacaksın burada. Senin yanında rahatsız olmam ki ben.